İyi günler. Buyurun. Bir bayan vardı burada, yok mu kendisi? Gülümser Hanım bir yere kadar çıktı. Ya. Ben yardımcı olayım. Reçeteniz varsa verin yeter. Yok. Yani reçetem yok benim. Ne istiyorsunuz peki? İlacın adı neydi? Ben şey isteyecektim. Ney? Yani hani bir test var ya, şey olup olmadığını biliyor hamilelik. Gebelik testi istediniz sanırım. Hı, tamam işte ondan. Bir türlü söyleyemiyorum şu Meret'in adını. Hamilelik testleri güvenilir sonuçlar verir. Ama siz ne olursa olsun bir kere de kan testi yaptırmalısınız. Tamam, yaptırırım. Bu yeter mi? Yeter elbette. 2 milyon artar bile. İstemez, kalsın. Teşekkür ederim. Çıkmam lazım. Akşam bakıcıyı da arayamadım, merak etmişlerdir. Ya madem çok acelem var, vapur bekleyerek vakit kaybetme. Ben seni tekneyle bırakırım. Yok sağ ol. Ben kendim giderim. Bayram için ev baklavası yapacak mı Rukiye? Canım çekiyor ne zamandır. Mis gibi çıtır çıtır baklava nefis olur vallahi. Siz isteyin yeter babacığım. Hemen açar büyük bir zevkle. Annen de çok güzel açar baklavayı. Öyle mi? Her gün yeni bir şey öğreniyoruz hakkınızda Dilruba Hanım. Gençken, sağlığımız yerindeyken açardık tabii. Ama şimdi dayanamıyorum ki. Keşke dayanabilsem de ellerimle size baklavayı ben açsam. Hem bu ilk bayramımız ve yılbaşımız olacak. Çok heyecanlıyım. Kim bilir kaç sene sonra bir daha böyle tesadüf eder. Ben çıkıyorum, size afiyet olsun. Vallahi kim açarsa açsın baklavadan isterim. Güle güle. Hadi görüşürüz. Seninle birlikte alışverişe gidelim Dilruba. Ben her Arife hem çocuklara hediye hem de bayram şekeri alırım. Tabii tabii, hediyesiz şekersiz olmaz, gidelim. Biz her bayram sabahı aile bayramlaşırız. Kahvaltı yaparız, öğle akşam yemeğini birlikte yeriz, bütün gün beraber oluruz. İşte tam bir aile. Böyle olmalı tabii ki cancağızım. Akşam yılbaşı yemeğini de tertipledim babacığım. Her şey hazır, güzel bir akşam olacak. Keşke bizim de haberimiz olsaydı organizasyondan. Belki ailecek yemeğe çıkarız. Belki çalgılı türkülü bir eğlence yerine gitmek ister gençler. Biz de bu işleri Şeref kızım yapar. Hem de en iyi şekilde. O nasıl uygun gördüyse benim için de uygunu odur. Eminim siz de çok iyi vakit geçireceksiniz. İyi de nasıl yapılıyordu bu ya? Nasıl yapacağım? Nasıl yapılıyordu bu ya? Rukiye. Ne yapıyorsun bakayım? Hiç. Ne yapacağım Şeref teyze? Boşuna saklama Rukiye. Zaten gördüm. Hamile misin yoksa? Söylesene. Bilmiyorum Şeref teyze. Ona bakacaktım ben de. Ah, bu ne acele çocuğum. Daha birini bile büyütemediniz. Ben de istemiyorum Şeref teyze. Gümüş daha çok küçük. O zaman bunu olmadan önce düşünecektin. Tedbirini ona göre alacaktın değil mi ama? Daha bir şey belli değil Şeref teyze. Benimki sadece merak. Şüphelendim yani. Şeref Hanım. Arabaların hepsi yıkandı, bayrama hazırlar diyecektim. Çok güzel. İşte tedbirli olsan böyle acaba mı diye ölüp ölüp dirilmezsin. Olmadığından emin, mutlu yaşarsın. Ya kalmışsan ne yapacaksınız şimdi ha? Haklısınız. Orhan, sen bana evden tarhana getirsen ya. Burada var ya tarhana Rukiye. Yok. Yarın
hanginden yapayım? Hem onu annem elleriyle yaptı. Mis gibi olur. E tamam işte. Buradakileri de annen yaptı. Bırak kızım tarhanayı. Bir an önce neticeyi bana da bildir. Ne yapacaksınız bilmiyorum ki cahil insanlar gibi. Olmaz ki ama. Tabii tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ama tarhana iyi olur diye düşündüm ben. Domates çorbası da yapabiliriz. Aa Şeref teyze. Bizim bahçedeki yeri veren gül var ya. Bir güzel açmış. Bir bakalım diyorum. Ha? Hadi gelin. Siz de bakın sonra budamak gerekecek galiba. Aa, ne gülü çocuğum? Bahçedeki gül var ya. Hani sizin çok sevdiğiniz. Allah Allah. O işte Şeref teyze. Allah Allah. Ne oluyor çocuğum? Gözünü seveyim Şeref teyze. Orhan'ın böyle bir şeyden şüphelendiğimden bile haberi yok. Olmasın da ne olur. Sizi de böyle apar topar çıkardım. Özür dilerim. Ama yalvarırım belli etmeyin Orhan'a. Böyle şeyler kocalardan saklanmaz bilesin kızım. Zamane çocuklar hep böyle başını dikine ama aklına ne eserse öyle davranıyor. Söyleyeceğim de hadi değilsem onu da üzmeyeyim diye şey etmiştim ben. Peki tamam ne haliniz varsa görün. Al bunlar bayram ve yılbaşı gecesi için istediklerimiz. Hepsini alıversin Orhan. Tamam söylerim hemen gider. Allah akıl fikir versin ne diyeyim? Bir tabak çorba içecektim sıcak sıcak. Olmaz. Bu soğuk. Isıtırız o zaman Rukiye'yi. Olmaz. Niye? Boğazım yanıyor zaten. İyi gelir çorba. Ben sana tarhana yapayım. O daha iyi gelir. Koş evden getiriver. Çorba çorbadır Rukiye. Sabahtan beri bir tarhanadır tutturdun ha. Hazır var. Bunu içerim ben. Ya bunu ben içeceğim. Bu benim. Allah Allah. Bir tencere çorbanın hepsini mi içeceksin Rukiye? İyice bir haller oldu sana ha. Bırak bir içeyim bir tabak çorba ya. Aa, bu bozuldu. Oh, söyledim sonunda. Yapamamışım. Olmamış bu çorba. İyi peki, çorban senin olsun. Yemeyiz. Aa, bunlar bugün alınacak. Şeref teyze istedi. Aman ya, herkes bir tuhaf bugün ya. Bulduk canım. Aşkım. Al tatlım. Nasıl özlemişim seni. Oh nasıl özlemişim seni. Oh. Ayşe'cim çok özür dilerim gece gelemediğim için. Senin de düzenini bozdum kusura bakma. Canım benim. Olur mu ne kusuru. Ben zevkle kaldım Melek'le. Ne yaptı uyudu mu gece? Yormadı inşallah seni. Melekler gibi uyudu. Oy canım benim. Ben geldiğime göre gidebilirsin sen. Hazırlığın vardır şimdi. Emin misiniz bana ihtiyacınız yok mu? Yok canım, teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim, sen çıkabilirsin. Tamam, madem öyle diyorsunuz, ben çıkayım. Tamam güzelim. Kız! Aşkım, özür dilerim. Gelemedim aşkım benim, çok özledim seni.